Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosunda hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte insanlık tarihi açısından ciddi etik problemler taşıyan bir takım deneylere göz atacağız. Az sonra bu videoda izleyeceğiniz çeşitli görüntüler ve sesler sizi rahatsız edebilir. Böyle bir takıntınız varsa bu videoyu lütfen izlemeyin. Şimdi arkadaşlar, bu insan üzerinde deney yapmanın tarihi antik çağlara kadar dayanıyor. Yalnız bu deneylerin insanlık dışı olup olmadığı birazcık tartışmaya açık, çünkü o dönem yoğunluklu olarak kadavralar üstünde çalışılıyor bilinene göre. Tabii şöyle olaylar patlıyor, çünkü o dönem tıbbi araştırma yapmak isteyenler izin almak istiyorlar. Onlara da izinleri bir tek ölü bedenler üstünden verdikleri için garip bir ticaret ortaya çıkıyor mesela o dönemde de. Bu ticaret ne biliyor musunuz? Bir grup insan başka insanları öldürüyor ve bunları kadavra diye bilim insanlarına satıyor. Yani bu muhabbetin tarihi çok eski. Eskilere kadar dayanıyor. Yakın tarihimiz açısından da esas mesele insanlığın en büyük utanç kaynağı olan İkinci Dünya Savaşı'nda çıkıyor zaten. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. 1945'lere 47'lere kadar insanlar üzerinde deney nasıl yapılır, bunun kuralları nedir falan filan gibi şeyler çok muallak durumda. Yani belirli bir durum yok. Şunu yaparsan ahlak dışı olursun, bunu yapabilirsin gibi bir kurallar silsilesi söz konusu değil. Fakat daha sonrasında Nazi kamplarında bu tarz insanlık dışı deneyleri yapan insanlar Almanya'nın Nürnberg adlı bir kentinde yargılanıyor. Yıllar sonra. Bu yargılamadan çıkan sonuçlar ise şehrin adıyla aynı isimle anılıyor. Yani Nürnberg ilkeler olarak literatüre dahil oluyor. Bu çalışma ilk çalışma arkadaşlar. 1947 yılında yapılıyor. Daha sonrasında Helsinki Sözleşmesi diye bir şey ortaya çıkarıyor ve Helsinki Sözleşmesi son halini bulana kadar da 7 kez revize ediliyor. Sonuç olarak bu tarz durumların 2. Dünya Savaşı dönemine yoğunlaşması hem savaş koşulları nedeniyle hem de o yıllarda doğru düzgün bir prosedürün olmaması nedeniyle açıklanabilir. Hatta daha içeriğin başında size bir deney anlatayım. Bu anlatacağım deney şu arkadaşlar. Almanya'da işte bu toplama kamplarındaki insanlara işkence yapan, onların hayatlarını karartan bu işkenceciler acaba bir üst kurumdan gelen emiri mi uyguladılar? Ve deneyde şu soruyu soruyordu. İnsan yukarıdan gelen otoritenin vermiş olduğu bir emir olursa kendi vicdanını, kalbini, aklını bir kenara koyar mı? Bunu nasıl denediler? Şöyle yaptılar arkadaşlar. Bir düzenek oluşturdular. Bu düzenekte işte iki tane oda vardı. Odaların bir tanesine deneyi koydular arkadaşlar. Bir diğer odaya ise anlaşmalı bir öğrenci koydular. Deneye de dendi ki eğer biz sana içerideki adam yalan söylüyor dersek ona elektrik vereceksin ve söylediği her yalanda verdiğin elektriğin şiddetini artıracaksın dedi. Sonuçta içerideki kişi de anlaşmalı biri olduğu için bizim deneye demişler işte yalan söyledi, elektrik ver demişler. Bu eleman elektrik vermiş. İçerideki yalandan bir çığlık atıyor bu arada. Fakat daha sonra işin boyutu artıyor. En son bizim adama diyorlar ki bu adam bilincini kaybetti. Ama sen ona elektrik vermeye devam et. Answer his neck. 300 volts. Sonuç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Deneklerin neredeyse hepsi elektriği vermeye devam ediyorlar. Yani yapılan bu çalışmanın derdi şu. O dönemde Almanya'nın toplumsal olarak Yahudilere karşı bir soykırma girişmesinin ana nedeni otoriteydi diyorlar. Yani hakikaten de biraz değişik bir psikoloji ama bunun tartışılacağı yer bu kanal değil. Ama bir önceki anlattığım konuyu buradan daha iyi anlamışızdır diye düşünüyorum bu deneyle birlikte. Gelin şimdi isterseniz başlayalım değerli arkadaşlar. Sizlere anlatacağım ilk şey Japonya'da 731. bölüm adı verilen bir birim. Sene 1931, Japonya Mançurya'yı işgal ediyor ve doğal olarak o bölgede bir su ve sağlık sıkıntısı patlak veriyor. Japonya'da diyor ki ben diyor buraya bir tane tesis kuracağım diyor. Bu tesiste işte ilaç üreteceğim, efendime söyleyeyim temiz su üreteceğim falan filan diyor. Fakat ne hikmetse bu tesise görevlerin dışında kimsenin girmesine de izin vermiyor. Çünkü içeride maalesef temiz sunun ve çeşitli hastalıkların ilaçlarına dair bir çalışma yapılmıyor. Onun yerine Japonya'nın eline geçen Rus ve yoğunluklu olarak Çinli insanlara çeşitli insanlık dışı deneyler yapılıyor. Diyelim işte tahribatı yüksek bir bomba ürettiler ve bunu denemek istiyorlar. Savaşı sokacaklar. Fakat bu bombanın ne kadar insanı, ne kadar uzvunu kopartacağını merak ediyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Esirleri bildiğiniz soğuk su odalarında ve soğuk su havuzlarında donduruyorlar. Dondurduktan sonra da bu donmuş bedenlerin yakınlarına, işte yanlarına falan filan bombalar atıyorlar. Ve o bombaların işte hangi uzuvu ne kadar kopardığına dair bir veri edinmiş oluyorlar. Japonya'nın bu 731. bölümündeki mesele maalesef burada bitmiyor. Yine dehşet verici bir olay var. O da şu arkadaşlar. Esir alınmış bir anne ve bir tane çocuğunu bir camekanlı bölüme kapatıyorlar. Burada psikologlar, psikiyatrlar da geliyorlar. Çünkü bu deneyde iki şeyi ölçmek istiyorlar. Bir tanesi annenin can havliyle nasıl refleks göstereceği psikiyatri anlamında ve çocuğun nasıl refleksler göstereceği, yani bu iki insanın hayata nasıl bağlanacağı ve gazın onlara ne kadar sürede etki edeceğini ölçmek için.
Demiş olduğum gibi hani insanın kolu veya bacağı koparsa kan kaybından ne kadar sürede ölür gibi deneyler de yapılıyor burada. Ve maalesef bu deneyler değerli arkadaşlar Japon hükümetinin de desteğiyle devam ediyor. Vahim şeyler bitmiyor. Çok çok daha vahim bir şey söyleyeceğim size. Normalde 8 bölümden oluşan bu birimin sorumlu generalleri ve doktorları, yani general asker doktorları işte, ABD ile bir anlaşma yapıyorlar. ABD bunları işgal ettiğinde diyor ki siz burada yaptığınız çalışmaları bize bilgi olarak vereceksiniz. Biz de size dokunulmazlık vereceğiz diyorlar. Yani bu çalışmaları yapan bir kısım bilim insanı dokunulmazlık alıyor ABD tarafında. Ha, Rusların eline geçenler var. Sovyetler en azından bunları yargılıyorlar. Ve bildiğim kadarıyla da sürgüne gönderiliyor. Şimdi rotamızı Almanya'ya doğru çeviriyoruz. Josef Mengele ve Roscher. Ya telaffuz konusunda sıkıntılarım var biliyorsunuz. Bu arada bu anlatacağım olayların büyük bir bölümü Nazi Almanya'sının en önemli, böyle en çok deney yapılan kamplarından bir tanesi olan Dachau'da geçiyor. Yani Dachau toplama kamplarında geçiyor. Bu kamplarda bizim kaynaklarda vesaire en çok gördüğümüz örnek kamp pıhtılaşma deneyleri. Bu Roscher veya diğer işte oradaki Nazi doktorlar arkadaşlar kanı pıhtılaştıran bir ilaç ürettiklerini iddia ediyorlar. Fakat bu ilaç kanı pıhtılaştırıyor mu, pıhtılaştırmıyor mu bunu denemek için bildiğiniz kamplardaki esirlere, savaşlarda askerlerde oluşan yaralara benzer yaralar oluşturuyorlar dikine dikine. Daha sonra da bu ilacı sürüp bakıyorlar acaba kan pıhtılaştı mı diye. Artık geliyoruz ölüm meleğine, yani Nazi Almanya'sının en meşhur ve yaklaşık 2 milyon insanın ölümünden sorumlu tutulan Josef Mengele. Bu doktor ise arkadaşlar yine Dachau kampındakine benzer olaylar yapıyor. İşte savaşta oluşabilecek yaraları esirlerin üstüne açıyor, onları kontrol ediyor. Acaba iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi ona bakıyor. Bir de yine kendisinin en çok bilinen olaylarından bir tanesi zehirli gazlar ne kadar sürede etki ediyor gibi deneyler yapıyor ve bunu tabii ki de canlı deneklerle yapıyor. Yani aslında olayın ne kadar psikopatça bir şey olduğunu size daha iyi aktarabilmek için şöyle bir örnek vermem gerekiyor arkadaşlar. Kendisi bulunduğu esir kampına gelen hamile kadınların karınlarındaki ceninleri inceleyebilmek için o insanların karnını yarıp cenini oradan alıyor bildiğini. Çalışmanın amacı ise saf Alman ırkını nasıl üretebiliriz? Atıyorum iki tane ikiz çocuğundan işte gözlerini nakil ediyor, onun kafasını alıyor, onun bacağını takıyor. Bu çalışmaları yaparken de kendisinin amacının işte saf Alman ırkını nasıl ortaya çıkarabiliriz gibi olduğu söyleniyor. Mesela kampta tutsak bulunan insanları o dönemin teknolojisiyle üretilmiş olan hava basınç odalarında çeşitli basınç testlerine sokuyor. Bu odalardaki amaç ise işte Alman askerleri uçakta uçarken uçak vurulursa arkadaşlar hangi irtifada, hangi seviyede ya da atlarsa en sağlıklı şekilde karaya ulaşırı test etmek. Yani bir nevi basınç testi. Yalnız bu basınç testlerinde binlerce insan hayatını kaybediyor. Çünkü en üst noktayı zorluyorlar. Hatta size şöyle bir oran vereyim değerli arkadaşlar. Ortalama 200 kişiden 80'inin o anda öldüğü, kalanın ise ilerleyen süreçlerde öldüğü yazıyor bazı kaynaklarda. Bir istatistiki veri olarak. Artık hani Almanya dedik, Japonya dedik, sıra Amerika'ya geldi. Şimdi anlatacağım olay Tuskegee Frenzy deneyi. Şimdi bu nasıl bir deney biliyor musunuz? Burada gerçekten çok büyük bir ayıp var. Yani hepsinde var da buradaki durum şu. ABD 1932 yılında ekonomik buhran çıktığında sağlık örgütü tarafından bir açıklama yapıyor. Diyor ki, aşırı fakirleri ve işte muhtaç durumunda olan insanları ben sağlık merkezlerinde tedavi edeceğim diyor. Rahat olun diyor. Tabii ki de bu tedavi ücretsiz olacak ve bu tedaviye ilk etapta başvuran 600 kişiye frenge iğnesi vuruyorlar. Yani frenge olması için iğne vuruyorlar abi. Bunların içinden işte 390 tanesine mikrop enjekte ediliyor. Kalan diğer insanlar sağlıklı oluyor ve bu sırada ben sizi tedavi edeceğim bahanesiyle ABD kendisine başvuran insanlara frengiyi bulaştırıp frenginin nasıl yayıldığını, nasıl geliştiğini, bir insan vücudunda nasıl yeşerdiğini falan filan ölçmeye çalışıyorlar. Bu arada bu çalışmada yer alan doktorlar amaçlarının frenginin antibiyotikle tedavi edilip edilemeyeceğini ölçmek olarak açıklıyorlar. Fakat gelin görün ki sene 1947 yılına geldiğinde, ki bu deneyler başlayalı 15 yıl oluyor bu arada, penisilin iğnesinin frengiye iyi geldiği bulunuyor. Doktorlar bu bilgiyi kendi deneklerine vermiyorlar arkadaşlar. Hatta onlara diyorlar ki başka hastanelere gitmeyin. Çünkü başka hastanelere giderse diğer hastanedeki doktor bu deneyden haberi olmadığı için gelene frengi teşhisi koyacak. Sonra penisilin iğnesi yapacak. Gelen iyileşecek, gidecek. Doğal olarak deney bozulmuş olacak. Buna rağmen değerli arkadaşlar 1972 yılına kadar bu deney devam ediyor. Hatta 2010 yılında ABD başkanı olan Obama Guatemala'lı insanlardan bu konu için özür bile diliyor. 40 yıllık bir mesele için mi özür dileniyor? Yani biraz tuhaf yani. Hani bir kere yapılmış, geri çekilmiş, özür dileriz falan. Bazen dünyanın kafayı yediğini düşünüyorum ya. Yani neyin özürü olur, neyin olmaz? Kafalar karışık. Neyse biz gelelim 1960
ilişki yılına, Dünya Savaşı'nın etkisi henüz dünyanın üzerinden kalkmamış. Ama savaşın oluşturduğu stres ortamı ve savaştan dönen askerlerin pek çoğu hippie olmuş. Ya da hippie akımı yavaş yavaş geliyor. Doğal olarak Amerika'da arkadaşlar bir LSD kullanımı ve uyuşturucu madde kullanımı oranında bir artış oluyor. Devletin buna karşı bir kampanya yapması lazım ya, bir tane gariban fili buluyorlar abi. Normalde bir insanı yarım gün sersemletebilecek kadar LSD'nin yaklaşık 5000 katını bu hayvana veriyorlar. Hayvan 10 dakika içerisinde titreyerek hayatını kaybediyor. Şimdi gelelim biraz da artık olay insandan dışarı doğru çıksın, hayvanlara yönelsin. Zaten bu konularda en çok çileyi çeken grup, yani canlı grup, hayvanlar maalesef deneyler konusunda. Onun da tarihi yeni değil. Mesela yıllar yıllar öncesinde bir tane adam çıkıyor, diyor ki ben ölüleri hayata döndürecek formülü buldum diyor. Formül de ne biliyor musunuz? Bir tane tahtara verle üstüne ölü bedeni koyarsak, aşağı yukarı sallarsak işte kan tekrar pompalanacak. Adamın kanı pompalandığı için adam hayata geri dönecek diyor. Şimdi bunun için devletten izin istiyor. Bir iki kadavra veriyorlar buna. Diyor yüzünün sıcağı arttı diyor, ısısı arttı diyor. Bakın bu yöntem çalışıyor diyor. Fakat hayvanlara daha çok yöneliyor. Çünkü devlet izin vermemeye başlıyor. Bir boka yaramaz bu diye. Bu adam da gidiyor evine kapanıyor. Değerli arkadaşlar, ve binlerce köpeği, sayısı bilinmeyecek kadar hayvanı tahtaravelli düzeneğinin üstünde kanı tekrar işte oynatınca ben hayata dönecek diye katlediyor. Nereden biliyoruz? Sonuçlarını açıklıyor çünkü. Bu adamın adını da vereyim size, Robert Cornish. Hani denk gelirseniz falan dikkat edin diyorum ve bu videomun da sonuna gelmiş oluyorum. Bu videoda pek iç açıcı şeyler anlatmadım, fakat insanın tarihte neler yaptığını ve neler yapabileceğini, ne kadar vahşileşebileceğine dair bir takım deneyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kafanızda takılan bir şey varsa veya bu tarz konularda aklınızda farklı meseleler varsa yorum bölümünden benimle paylaşın. Ben de onları video içerik haline getireyim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.